Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte 50 günde TYT Geometri Kampı'nın birinci gününün ikinci dersine başlıyoruz. Kitabımız nerede kalmıştık? Sayfa numarası 12'de kalmıştık. Yani sonuçlarda kalmıştık. 12, 13 ve 14'ü de işleyip bu dersi yani bugünü bitireceğiz. Tabi dersi bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Hemen ilk sayfaya dönüp şafak sayarımızdan tiki atıyoruz. Sonraki sayfasında da ödevlerimizde bakacağız. Dersin sonunda zaten bunlardan bahsedeceğiz. E hadi bakalım derse başlayalım. Şimdi şimdi sonuçlarda kalmıştık. Şöyle bir sonuç var. Birinci sonucumuz şu. M kuralı birinci sonucumuz. Bak daha önceki derste ne öğrenmiştik? Önemli olanlar yöndeş açı, Z kuralı ve U kuralı önemliydi değil mi? Şimdi de burada M kuralından bahsedeceğim. Bu M kuralı da önemli. Tabi burada bundan bahsederken ispatını da göstereceğim sana. O yüzden dikkat. Çünkü ispat teknikleri de bizim için önemli. Bazı karışık sorularda ispat teknikleriyle yapmak önemli olduğu için çoğu şeyin ispatını zaten ben sana göstereceğim. Şimdi M kuralı da önemli dedik ya M, U, Z ne yapıyor? Muz yapıyor. Muz doğrudan açıdaki çoğu soruyu bize çözdürüyor ya da çoğu ispatta işimize yarıyor. O yüzden bu M kuralını da bilmeliyiz. M kuralı diyor ki bize eğer iki tane paralel doğru varsa ve iki paralel doğru arasında bir sivrilen yer varsa şöyle bir M harfi oluştuğu zaman böyle sola bakan açıların toplamı sağa bakan açıya eşit diyor. Tabi şu M bu şekilde de olabilir. O zaman aşağı bakan açıların toplamı yukarı bakan açıya eşit diyeceğiz. E hocam burada neymiş? X eşittir A artı B'ymiş. Nerede nereden geliyor? Bunun ispatı. Hemen ispatını yapalım kardeşim. İspat çünkü önemli. İspat böyle doğru açılarda böyle bir şey çizmemiz gerektiği zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ya paralel doğruları uzatıyoruz ya da sivrilen yerden paralel çiziyoruz. Çok karışık sorularda bu sivrilen yerden paralel çizmek soruyu daha da böyle kolay bir hale getiriyor haberin olsun. E ben burada paralel doğruları uzatsam ne olacak ki? Zaten uzantılı bunlar bir işimize yaramayacak. Sivrilen yerden bir paralel çizecek olursam eğer. Hop sivrilen yerden paralelimizi çizdik. Çizince ne oldu? Hocam şununla şu paralel ya. A. Şöyle bir Z'den dolayı burada bir A geldi. Hemen A'yı yazayım. Kalemimi de değiştireyim. A yazdım. Aynı şekilde bak şurada da bir Z kuralı var. Buradaki Z kuralından dolayı da burası da B oldu. Bak X eşittir. Gerçekten de ne oldu? A artı B'ye eşit oldu. Yani M kuralı gördüğümüz zaman sola bakan açıların toplamı sağa bakan ya da sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıya eşit oluyormuş. Ama ispat tekniği önemli. Lütfen bunu es geçme. Geldik ikinciye. A hocam tam da M'ye benziyor. İki parçası paralel doğru arasında sivrilen noktalar var. Hatta noktalar var. İşte burada maalesef M kuralı olmuyor. Bir de bizim ispat ettiğimizde de yapabiliriz bunu. Öncelikle onu söyleyeyim ben sana. Ne yapacaksın burada? Ne dedim ben? Sivrilen yerden paralel çizmedin değil mi? Şuradan paralel çizersin. Z'den dolayı A. Şuradan paralel çizersin. İşte buradaki Z'den dolayı buradaki açıyı buraya yaparsın. Sonra buradaki açı da hop şuraya geliyor. Sonra burada da yine aynı şekilde şöyle Z var. Bu açı da buraya geliyor deyip çok karışık sorularda ispat tekniğini kullanabilirsin. Hani bu aklında kalmazsa o şekilde yapabilirsin. Ki ben ne dedim zaten? M kuralını bil dedim. Şunu kesinlikle bil diyor muyum? Hayır. Bu da paralel doğrular arasında sivrilen böyle birkaç tane nokta varsa tarak diyebilirsin bu şekle testere diyebilirsin fark etmez. Yine aynı mantık var aslında. Akılda da kalır aslında. Çünkü M kuralında ne dedik? Sol, sola bakanlar toplamı sağa bakan eşitti. Burada da aynı mantık. Sola bakan sağa bakan, sola bakan sağa bakan, sola bakan diye işaretledikten sonra burada sola bakan açıların toplamı sağa bakan açıların toplamına eşit. Yani A artı C artı buradaki E ne eşit? B artı D'ye eşit diyeceğiz. Ama bunun da bir kuralı var kardeşim. Şimdi böyle sola bakan sağa bakan dedik ya. Bir sola bakan açı geldi. Bir de sonrasında bir daha sola bakan açı geldi. O zaman, o zaman da geçerli mi? Kesinlikle geçerli değil. Bu sistemin oluşması için ne olması lazım? Sistemli bir şekilde sıralı bir şekilde gitmen lazım. Yani mesela sen burada kaçtan başladıysan. Hocam bu sola bakıyor. Sonrası sağa bakan açısını almalısın. Sonra sol, sağ, sol şeklinde gitmelisin. Ya da fark etmez. Aşağıdan başladım mesela. Hocam buradaki açı sola bakan verilmiş. Sol, sağ, sol, sağ, sol şeklinde gidip ona göre işlem yapacaksın. Yani sıralı bir şekilde sol, sağ, sol, sağ şeklinde gidiyorsa ya da yukarı çevirmiş halinde yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı şeklinde gidiyorsa o zaman bu formülü uygulayabiliriz. Tamam. Evet sola bakanlar toplamı sağa bakanlar toplamına eşit. Şimdi geldik üçüncüsüne. Üçüncüsü de kalem ucu kuralı diyorlar. Bak burada kalem ucuna benziyor değil mi bu? Bu kalem ucuna benziyor. O yüzden kalem ucu kuralı diyorlar. Kalem ucu kuralı da şu üçünün toplamı ne yapıyor? 360 derece yapıyor. E hocam böyle ezberleyeceğiz bütün özellikleri. Hayır. Bu kalem ucunu mesela ezberleme. Aklında kalmasın. Niye? Gerek yok. Çünkü sen tekniği öğrendin artık. Teknik neydi? Ya paralel doğruları uzatacağız ya da sivrilen yerden paralel çizeceğiz. Bak paralel doğruyu uzattığın zaman da bir çözüm geliyor. Hocam burası 180 eksi a oldu. Burası da 180 eksi c oldu. Sonra şu ikisinin toplamı bak şöyle bir m kuralı oldu burada. O zaman şu ikisinin toplamı yani 180 eksi a 180 eksi c neye eşit oldu? B'ye eşit oldu. O zaman burada a'yı ve c'yi bu tarafa atınca 360 eşittir a artı b artı c ispatı geldi mi? Geldi. Güzel. Ama bak bazen paralel doğruluğu uzattığımız zaman kalabalıklaşıyor. İşlem kalabalıklaşıyor. Ne yapacağız? Sivrilen yerden paralel çizme yöntemini de uygulayalım o zaman burada. Hop şöyle bir paralel çizdiğimiz var. Hocam şurada bir u var. Şu iki açının toplamı 180. Hocam burada da bir u var. Şu iki açının toplamı da 180. Dolayısıyla şuradaki açıların hepsinin toplamı ne yapıyor? 2 tane 180 yapıyor. Yani 360'a eşit oluyor. Hani ezberlemeye gerek var mı? Bence yok. O yüzden ezberleme. Aa dediğim gibi kalem ucu aklında kaldıysa direkt A artı B artı C eşittir 360'da sorularda kullanabilirsin tabii ki. Ama ben bunu çok fazla kullanmıyorum. Sıkıştığı zaman sivrilen yerde paralel çizeyim. Olay bitsin. Anlaştık. Geldik şuraya. Ya e hocam burada sivrilen yer bir tane ise tamam kalem ucu oluştu. Kalem ucu oluştuğu zaman ne oldu burada? 360 derece oldu. Peki bu kalem tıraşımız bozuksa ve şu şekilde birkaç tane sivrilen yer oluşturduysa o zaman ne yapacağız? O zaman da formülü mü uygulayacağız? Hayır. Ne yapacağız biliyor musun? Hatta bu böyle en tane olsun böyle köşe olarak baktığın zaman en tane köşe olsun mesela. Şöyle bir formül var asla. Formülü ezberleme. Bilerek ben burada bu formülü yazdım. Formülü bil diye yazmadım. Böyle bir soruyla karşılaştığın zaman mesela burada kaç tane köşe var? 1, 2, 3, 4, 5 tane köşe var. O zaman bunu formüle göre 5 eksi 1 çarpı 180 olacak. Yani 4 çarpı 180 olacak. Gerçekten de öyle mi? Ne yapıyoruz? Sivrilen yerden paralel çiziyoruz. Tabi bu içteki açıların toplamından bahsediyorum ben. Evet sivrilen yerden paralel çizelim. Sivrilen yerden paralel çizelim. Sivrilen yerden paralel çizelim. Hocam şöyle baktığımız zaman burada bir U var. Burada da bir U var. Burada da bir U var. Burada da bir U var. Aa hocam bu iki açın toplamı 180. Bu iki açın toplamı da 180. Bu iki açın toplamı da 180. Bu iki açın toplamı da 180 mi oldu dolayı? Evet. E, o zaman olay bitti. Şu açıların komple toplamı ne yapıyor o zaman? 1, 2, 3, 4 tane 180 yapıyor. E, biraz önce de zaten ben 5-1 1 çarpı 180 dememiş miydim? Evet. E o yüzden burada mesela şunun ki ne oluyor? Bu 5 eksi 1 çarpı 180 yapıyor ya da 4 tane u var. Direkt 4 çarpı 180 de diyebiliriz. Yani ezbere yapma. Şurayı çalıştır. Bak doğru da açıda ben sana bir mantık verdim şimdi. Her konuda böyle bir mantık vereceğim. Her konuda bir mantığı çoğu soruya böyle uyarlayabileceksin. Uyarladıktan sonra da oradaki soruları rahat bir şekilde yapacaksın. Ha tabii. Şimdi burada biz ek çizimden bahsediyoruz. Ek çizim tekniğinden gösteriyoruz ilk etapta böyle her soruyu gördüğümüzde vay şunu çizeyim vay şöyle yapayım vay böyle yapayım gibi şeyleri de düşünmeyeceksin bu arada. Burada elimizde olmayan sebeplerden dolayı hani şu soruya baktığımızda çözemiyorsak ondan sonra mi gelecek. Doğru da açıların mi de bu. Ya paralel doğruları uzat ya da sivrilen yerden paralel çiz dostum. Tamam. E sonuçları öğrendik. Şimdi sıra nerede? Şu şeyde. Nerede? Öğrenme alanı. Öğrenme alanı sorularına şöyle bir bakıp şu işi öğrenelim. Yani kolay sorularımızdı değil mi? Şimdi ne verilmiş burada? Hocam bununla bu paralel verilmiş. E ne yapıyorduk burada? Paralel doğrular verildiği zaman iki tekniğimiz var. İstediğin teknikle yapabilirsin bunu. Sivrilen yerden paralel çizebilirsin. Hop şöyle. Hocam burada bir Z var şöyle. Z'den dolayı burası 40 oldu. E hocam şurada da şu paralellikten dolayı da U var. U'dan dolayı da burası 35 oldu. Toplamda kaç yaptı? 75 yaptı diyebilirsin. Birinci yol bu. Ama M'yi de gösterdik ya. Diğer yoldan da çözmek istiyorum ben şimdi. İkinci yoldan nedir? Paralel doğrular verildiği zaman paralel doğruları uzatıyoruz. Bu biraz tehlikeli oluyor. Bazen üçgen konusuna da giriş bize. Olsun. Biz şöyle bir paralel doğru uzatalım. Şöyle uzatalım. Şunu da uzatalım şöyle. Uzattıktan sonra bizim muz var mı? M kuralı, U kuralı, Z kuralı var mı diye bakacağız. Hocam şöyle baktığımız an hop M kuralı oluştu. E M kuralında burada kaç var? Burada kaç yok. E o zaman orada kaçıyı bulalım hemen. Yazdım burayı 35 buldum. A buradaki M kuralından dolayı da ne oluyor o zaman alfada? Şu ikisinin toplamı alfaya eşit oluyor. Yani 40 artı 35'ten 75 olarak buluruz. Evet alfa 75 derece çıkar böylelikle. İki farklı yolu da gösterdim. Sana. Geldik B şıkkına. B şıkkında da yine sivrilen yerlerden paralel çizerek buradan paralel çizdim. Buradan paralel çizdim deyip şöyle Z'den buraya 20 yazabilirsin. Buraya 20 kaldı. Yine burada Z'den dolayı 20 yazabilirsin. Tamamı 90 diye 70 kaldı. U'dan dolayı da buraya da 110 derece diyebilirsin. Ama biz ne yapalım? Yine paralel doğruyu uzatalım, sonucu da kullanalım tabii ki. E ne yapacağız? Paralel doğruyu uzattım, paralel doğruyu uzattım. Bu paralel doğrulara baktığım zaman sivrilen noktalar birkaç tane. Yani bizim testlere Hani sola bakan sağa bakan şeklinde. Hemen sola bakan sağa bakan. Mesela bu aşağı bakıyor yukarı bakıyor. Aşağı bakıyor yukarı bakan açısı lazım. O yüzden buraya bir y diyeyim. Bu sistematik bir sırayla gitmeliyiz. Nereden başladıysak aşağı diye başladıysak aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde devam etmeliyiz. Yani burada şuna bakıp da Hocam 20 buraya bakıyor, 90 buraya bakıyor, alfa buraya bakıyor deyip şu üçünün toplamı direkt 40 la şu açının toplamına eşit değil. Lütfen dikkat et buna. Anlaştık. Bazen açıyı öbür tarafa taşımamız gerekebiliyor. E o zaman burada ne oluyor? Açıları yazalım bakalım. 20 artı 90. Burada Sadece aşağı bakan açılar bunlar. Yukarı bakan açılar da 40 artı y. Eşittir 40 artı y'ye eşit oldu. O zaman 40'ı da öbür tarafa atınca 170 mi yapıyor? Evet y'yi buradan 70 buluruz ama cevap 70 değil. Y 70. Arkadaş y 70 ise eğer alfada ne yapıyor? 180'e tamamlayan açısı yapıyor. Yani 110 derece yapacak işte. Olay bu dostum. Geldik bir sonraki soruya. Ha burada da Yine siz ne yapabilirsiniz? Hocam sivrilen yerden paraleller çizip sonuca ulaşabiliriz değil mi? Ya da ne yapabiliriz? Burada baktığımız zaman paralel doğrular var. Birkaç tane sivrilen nokta var. Bizim testere kuralını da burada uygulayabiliriz. Ama testere kuralı zor olacaksa sivrilen yerden paralel de çizebiliriz. Hadi burada testereyi uygulayalım. Hocam sola bakan, sağa bakan şu paralel doğruyu da uzatayım da. Sola bakan Sağa bakan açı yok. O zaman sağa bakan açısını bulacağım. Hop şurada açı. Hocam burası 180'e mi tamamlıyor? Hayır. Dikkat. 150. Bak şurada açı 150. 360'a tamamlıyor burası. Yani 360'dan 150 çıkarttığım zaman 210 yaptı. Ve burada kaç ya da y diyeyim. Y'yi bulunca da alfayı bulacağım. Çünkü sırada ne var? Bak sol, sağ, sol, sağ diye gittim. Burada da sola bakan açısı lazım bana. Hemen sola bakan açısını da işaretledim. E o zaman sola bakan açıları yazıyorum. 40, 100 ve Y. Yani 140 artı Y yaptı. 140 artı Y neye eşit olacak? Diğer sağa bakan açılar. 80, 210 yani 290 yaptı. Bir de alfası var. 290 artı alfaya eşit oldu. 290 artı yok pardon. Burada sola bakan açılar sadece 80 ve 210. Sadece ve sadece 290'a eşit oldu. İkisinin toplamına eşit oldu değil mi? Evet. O zaman buradan y'yi de ne buluruz? Hocam 290'dan 140'ı çıkarttığımız zaman 150 derece olarak buluruz. Yalnız burası 150. Alfa da nedir? 180'e tamamlayan açısıdır. 150'nin 180'e tamamlayan açısıdır. Yani 30 derecedir. E o zaman alfayı da böylelikle 30 derece olarak bulduk. Geldik bir sonrakine. E hocam burada formül var. Formülden yapayım. Seni gidi formülcü seni. Sakın ama sakın. Formülcü falan olma. E ne yapacağız? N-1 çarpı 180. Hadi biraz önce anlattım aklına kaldı. E sonrasında ne yapacaksın? Bir ay sonra sen bunu unuttuğun zaman olacak? Sıkıntı. O yüzden bu gereksiz formülleri ezberlemeyeceğiz. ÖSYM de öyle zaten gereksiz formüllü sorularda sormuyor. Haberin olsun. Hayır niye sordunuz hocam bu soruyu o zaman burada? Sen işi öğrenesin diye sorduk. E o zaman burada ne yapacağız? Vallahi soruyu çözemiyoruz. Çözemiyorsak ne yapıyoruz? Ya paralel doğrular uzatacağız ki uzattığımız zaman böyle M kuralı falan gelmiyor. Ee, burada uzatılmış zaten. Ya bu arada işte buradan başlayıp sol sağ sol sağ olayı yapabilirsiniz. Açıları böyle sola sağa taşıyabilirsiniz. A bence burada bak sivrilen yerden paralel çizmek işimizi kolaylaştıracak. Şu sivrilen yerlerden paralel çizdiğimiz zaman bak U'dan dolayı 30, 110 kaldı. U'dan dolayı 70, 180'e tamamlayan açısı. O zaman buraya kaç kaldı? 60 kaldı. U'dan dolayı buraya 120 kaldı. E tamamı 160. O zaman buraya 40 derece kaldı. E burada da yine ne var? Hocam şöyle bir Z var. Z'den dolayı da alfayı ne bulabiliriz? 40 derece olarak bulabiliriz. Ya da U'dan dolayı 140 deyip de 140'dan dolayı da 40'ı da bulabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ama bak özellik bilme. ispat tekniğini her konudaki bir mantığı bil dedim. Daha rahat bir şekilde geometriyi öğrenirsin dedim. Fazla bilgilerle şurayı meşgul etmeye gerek yok. M, U, Z'yi bil. ispat teknikleri paralel doğruları uzat. Ya da sivrilen yerden paralel çiz. Tamam dostum. Evet öğrenme alanında bu işi öğrendik mi? Öğrendik. Hadi gel şimdi sorularına. Evet şöyle örnek 9'la devam ediyoruz. Örnek 9'da neler verilmiş? Bunlar birbirine paralel verilmiş. Ya hocam baktığın zaman burada bu paralelliği kullanamıyorum. Z kuralı yok. M kuralı yok. Ya da bir şey yok. U kuralı falan filan yok. O paralellikleri işimize yaramadı. Ne yapacağız? İstersen şöyle uzatabilirsin. Paralel doğruları uzatmak da bir tekniktir. Ama o zaman burada bir üçgen bilgisi için içine giriyor. Biz böyle yapmayalım. Biz niye alıştık? Bir de sivrilen yerden paralel çizmeye. Ama dur. Sivrilen yerden paralel çizme derken siz şöyle yapıyorsunuz. Buradan şöyle bir çizik falan atmaya çalışıyorsunuz. Hayır. Kafanıza göre bir şeylere çizik atamazsınız kardeşim. Ya da şuradan sivrilen yerden paralel atayım diyorsunuz. Kardeşim bu sivlen yer tamam. E, bu doğruya paralel başka bir doğru yok ki. Sen buradan niye buna paralel atıyorsun? Değil mi? Ya şurayı çalıştırmak dediğimiz olay o zaten. E ne yapacağız o zaman? E paraleller böyle verilmiş. O zaman ben paralel atacaksam da bu şekilde paralel atacağım. Bunlara paralel atacağım. Sivrilen yer neresi? E burası var. E bu paralelin üstünde zaten şurası var. Bu da paralelin üstünde. Bir de burada sivrilen yer var. O zaman buradan bir paralel de sivrilen yerden paralel atacağız. Hemen attık sivrilen yerden paraleli. Atınca ne oldu o zaman? Hocam sayılardan gidiyorduk değil mi? Bak 160 var burada. O zaman buradan başlayacağız. U var burada. U'dan dolayı burası ne oldu o zaman? Hop 160'ın 180'e tamamlayanı. Yani 20 derece yaptı. Başka 50'yi kullanacağım. Her zaman söylüyorum. Verilen bilgileri kullanmak çok önemli diye. E burada 50'yi kullanacağım. 50'ye baktığım zaman şununla da şu birbirine paralel. Aa hocam burada bir Z kuralı var. Hemen burada da bir Z kuralını yapıştırıyoruz. Hop 50 derece olduğunu söyleriz. Alfa artı 20'yi de böylelikle 50 deriz. Alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. Olay bu kardeşim. Tamam. Hadi geldik bir sonraki soruya. Evet bir sonraki soruda da baktığımız zaman. Mesela sen şimdi şunu yap, yapacak olursan eğer sıkıntı yaşarsın yine. Hocam şu paralellikleri ben kullanamıyorum. O zaman ne yapacağız? Paralel doğruları uzatayım diyebilirsin. Uzattın uzattın. İşte yöndeş açıdan bu açıda bu açıya eşit işte oluyor sonra 180'e tamamlayan açısından burayı, bunun 180'e tamamlayan açısından burayı, sonra üçgende iç açılar toplamında kullanaraktan cevaba ulaşabilirsin. Ama bazen paralel doğruları böyle uzatmak eski konuya yani bir so ileriki konuları kullandırdığı için çok fazla tavsiye etmiyoruz doğruda açıda. Ne yapacağız o zaman? Sivrilen yerden paralel çiz. Sivrilen yer neresi? Paralelde çizerken neye göre çizeceksin? Hocam şu ve şu paralel verilmiş. O zaman bizim paralellerimiz yatay olacak. Her zaman da yatay çizeceğiz demiyoruz bak dikkat et. Tamam Hocam şuradan şuna paralel çizsem ya kardeşim olur. Belki cevabı ulaşabilirsin ama ben sana yani çünkü doğruda açıda ve üçgende açıda böyle onlarca çözüm, yüzlerce çözümle karşılaşabiliyoruz. Doğrudur. Sıkıntı yok. Bu şekilde de belki bir çözümle de ulaşacaksın. Ama ben sana en mantıklı yolu soruyorum. En yani şurayı kullanarak en kolay yolu bulabilirsin. Paraleller şu şekilde verilmişse o zaman ben çizeceğim paralelde bu paraleller doğrultusunda olsun. E yer burası. Bu paralelin üstünde. Burası var. Bu paralelin üstünde. E burada da yok. O zaman orada o paralele yani buradan diğerlerine şöyle bir paralel çizeyim kardeşim. Çizdik ve paraleli çizdik. E sonra ne yapacağız? E hocam burada U kuralı var deyip burayı yazabiliriz. 180'e tamamlayan açısı olarak. Sonra U kuralı var deyip, deyip şurayı yazabiliriz. 180'e tamamlayanı sonra toplamları 180 diyebiliriz. Ama dur. Daha kolayı vardır büyük ihtimalle. Hani ben burada bu U kuralından burayı 180'e tamamlayanı yazmak biraz zor gibi geldi. Ee, 180'e tamamlamada aslında şunu diyebiliriz. Hocam onun 180'e tamamlayanı 170. 3x fazlalığı var. Eksi 3x demem lazım. Aslında o şekilde de yazılabilir de. Olsun. Başka türlü nasıl yapabiliriz? E, burada bir de şu var. Şöyle baktığın zaman hocam şöyle bir Z kuralı var. Z kuralından dolayı burası 3x artı 10'sa burası da 3x artı 10 yapacak. E, o zaman şuraya komple şöyle yazayım. Bunun tamamı 3x artı 10'u yazdık. Peki bunun tamamı 3x artı 10 ya. Hocam 70'i de burada 3x artı 10'dan 70 çıkartırsam hemen yazayım şuraya. 3x artı 10 eksi 70 bana buradaki açıyı verecektir. Buradaki açı da o zaman 10 eksi 70 eksi 60 yapıyor. O zaman 3x eksi kaç yaptı? 60 mı oldu? Evet. 3x eksi 60 oldu burası. Aa şimdi şu paraletlere bakacak olursam bir u kuralı var burada. Yani 3x eksi 60 artı 5x eksi 80 eşit ne olacaktır? 180 derece olacaktır. Buradan topladık. 8x yaptı. Eksi 60 eksi 80 eksi 140 yaptı. Eksi 140 da öbür tarafa geçince artı 140 yapar. Topladığın zaman da 220 yapıyor galiba değil mi? 140 yok. 320 yapıyor. 4 kere 8 32. X'i de buradan 40 mu buluruz? İşlem hatası bazen yapabiliyorum affola. Sanki burada yok. Evet. x böylelikle 40 buluruz. Ama dur. Cevap 40 değil. Sazanlık yapmayalım. Her zaman sorunun sonunu okuyalım. Bizden ne isteniyor? ABC açı isteniyor. ABC açısını bu. 3x artı 10 isteniyor bizden. Hemen 3x artı 10'u da yazalım. x yerine 40 yazdığımız zaman 4 kere 3 12. 120 artı 10'dan cevaba nasıl ulaşırız? 130 olarak ulaşırız. Tamam. Hadi bakalım. Örnek onda bulduk. Geldik örnek 11'e. Ne yapacağız hocam? Sen istersen paralel doğruları da uzatabilirsin. Uzattığın zaman bak şurada da bir m oluşuyor ama burada üçgen bilgisini kullanmak zorunda kal. Ne yapacağız o zaman burada? Yapacağımız hamle bakıyoruz. Hocam paraleller bu doğrultuda bir paralel çizecek olursam eğer şuradan da paralel çizebilirim. Şuradan da paralel çizebilirim. Ama bizim paralel çizeceğimiz zaman en alttaki yerden ya da en üstteki yerden. Ya da en sağdaki yerden ve da en soldaki yerden çizmemiz gerekir paralel çizeceksin. O zaman buradaki en alttaki yer burası. Yatay paraleller çizildiği için yatay bir paralel çiziyorum o zaman burada. Böyle çizdiğim zaman karşıma bir şey geldi mi? Geldi. U kuralı geldi. Hemen U kuralından dolayı 145'in 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? 35. Burası 35 yaptı. Sonra ne yapacağız? Hocam ben bu iki paraleli kullandım. Eyvallah. E bir de bu paralel verilmiş. Aa ben bu paralel işin içine katarsam eğer şurada bir M kuralı oluştu. Yani bu açıyla bu açının toplamı buraya eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Ama dur eksik bir şey var. Yapamıyorum soruyu. Burada kaç yok. Ne yapacağız? Soruyu yapamadığın zaman soruyu okuyacaksın. Hemen okuyalım bakalım. Eksik bir şey var mı? Paralelleri kullandım. BC dik CD demiş. Dur. BC ile CD birbirine dik verilmiş. Bak sana soruda 90 dereceyi vermiş. Sadece soru üzerinde göstermemiş. O yüzden soruyu yapamadığın an lütfen soruya dön. Kullanmadığım bir bilgi var mı diye bak. Ya da kullanmadığım bir bilgiyi soru üzerinde nasıl kullanabilirsin diye düşün. Bak bu tavsiye çok önemli. Bu tavsiye üzerinde genelde gideceğiz ve soruları o şekilde çözeceğiz. Beynini bu şekilde alıştırdığın zaman ilk etapta böyle çok yavaş çözebilirsin. Ama bu şekilde hep kendi kendine sorduğun zaman beynin otomatikman o kadar böyle hızlı hareket ediyor ki ya inanamayacaksın, kendine inanamayacaksın. Kendine bana bırak. Neyse 90'ı yapıştırdık buraya. 90'ı yapıştırdıktan sonra şu paralellere dikkat ettiğimiz zaman hocam bu açıyla bu açı yani M kuralı var. Şu ikisinin toplamı 90 eşit olacak. 40 artı alfa artı 30. 35 eşittir 90'dan. Alfada 40 ile 35'in toplamı 75 yapıyor. 90'dan da 75 çıkınca da 15 kalıyor. Alfayı da böylelikle 15 buluruz. Soruyu da okuyoruz. Bizden alfa isteniyor. Dolayısıyla cevap 15 yapar 11. soru. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da 12. soruda neler verilmiş? Valla soruya baktığımız zaman şekle baktığımız zaman ya bu şekilde tamam kırmızıya baktığın zaman hocam şöyle bir M var fark ediyorsun paralellikte. Ya da yeşile baktığın zaman şöyle bir M var ama maalesef şuradaki açılar falan şekil üzerinde bize verilmemiş. O zaman verilmediyse soruyu okuyup bir onu kullanmaya çalışalım. Şimdi burada DCF açısı ve DAB açısından bahsetmiş. Şuraya ben bir A dersem komple burası 2A oldu. O zaman burası da 2A olmak zorunda. Hemen yazıyorum. DCF'ye 2A yazdım. Alfa ile karışmaz değil mi? Eğer alfa ile karışacağını düşünüyorsan şöyle yazayım. Şuraya X yazayım. O zaman burası 2X olsun. Yani yazıyoruz. DCF'ye 2X yazdık. DAB. DAB. Burası X oldu. Ondan sonra burada da BCD'ye diyecek olursam. Şuraya Y diyecek olursam. Burası da ne olacaktır o zaman? 2Y olacaktır. Hemen buraya da 2Y'yi yazdık. Şimdi ee, şimdi şimdi şimdi. Arkadaş burada bak dikkat et. Alfa isteniyor bize. Alfayı bulmamız için şuradaki M'yi kullanmamız lazım. Buradaki M için de 2X artı 2Y'yi bulmam lazım. Ya da X, Y'yi ayrı ayrı bulmaz. E 120'yi kullanayım. Hocam 120'ye baktığın zaman da ne var burada? 120'ye ait de şöyle bir M kuralı var kardeşim elimde. O zaman buradaki M kuralında ne yapıyor? Şu açı 2Y artı X. Bu açıda 2X artı Y. Yani toplamları ne yapıyor? Hocam 3X yaptı. Bir de 3Y yaptı. Yani toplamları 3X artı 3Y yaptı. Yaz buraya hemen. 3x artı 3y ne eşit olacak? 120y. O zaman buradan x artı y ne gelecek? 40 gelecek. X artı y'yi 40 bulduk. Ama bizden ne isteniyordu? Alfa. Alfaya baktığımız anda şurada bir m kuralı var. E buradaki m kuralından dolayı da alfada 2x artı 2 ye eşit. Yani alfada da 2 parantezine aldığımız zaman şöyle sileyim. x artı y yaptı. x artı y'yi de 40 bulmuştuk. O zaman alfada 2 çarpı 40'tan kaç olur? 80 olur kardeşim. Evet verilenleri şekil üzerinde yazdık ve dikkat ettik M kuralı vardı ve sonuca da rahat bir şekilde ulaştık. Geldik diğer klasik bir soruya. Daha yeni sorulara geçmedik. Evet şimdi ilk başta öğrenme alanında kolay soruları yaptık. Klasik sorularda da dikkat et ne yapıyoruz? Kolaydan zora doğru gidiyoruz. Şimdi sırada var? Sırada bir ya, klasik sorunun zor sorusu var. Bakalım ne diyor? Şimdi paralel verilmiş. Bana bu paralellik verilmiş ya. O zaman ben bir yerden paralel çizeceksem bunlara böyle paralel çizmeyi Ya sivrilen yer var mı burada? Hocam var. Şurada da bir sivrilen yer var. Burada da bir sivrilen yer var. Ha demek ki en altta ve en üstte var. Şuradan şöyle, şuradan şöyle çizim yapabilirim. Ya da başka türlü nasıl yapabilirsin? Paralel doğruyu uzatabilirsin ama uzattığın zaman bak üçgen bilgileri işin içine giriyor. Hatta bunu uzattığın zaman dörtgende iç açılar toplamını kullanmak zorunda kalacağız. O yüzden genelde sivrilen yerden paralel çizmek soruyu daha da kolaylaştırıyor. Bak bu soruda ne oldu? İki tane paralel çiziyoruz bu sefer. Bir böyle paralel çiziyoruz. Şöyle. Bir de buradan şöyle paralel çiziyoruz. Evet paralel doğruyu çizdik şöyle. Burada aşağıda bir 80 var. U'dan dolayı burası kaç yapacaktır? 100 yapacak. 180'e hata. Hocam şuraya baktığım zaman da hocam burada 40'tan dolayı şu açının tamamı 40 yapacak. O zaman buraya ne kaldı? Buraya 10 derece kaldı. E sonra ne yapacağız? Hocam şunlar da birbirine paralel ya. E bu paralel doğrular arasında bak sivlen yer var. Oo, şöyle bir M kuralı var. Hocam M kuralında ben bu açıyı biliyorum. Şu açıyı bulmam lazım. Hadi bakalım şu açıyı da bulalım. Toplamda burası kaç derece? 180 derece yapmak zorunda. 120 sol taraftaysa o zaman buraya 60 derece kaldı. E artık şuradaki M'ye bakıyoruz kardeşim. Şöyle gösteriyorum M'yi. Şu 60 ile onun toplamı neye eşit olacaktır? Alfaya eşit olacaktır. E o zaman alfayı da böylelikle kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. Evet soruya baktığımız baktığınız la bu ne böyle ne yapacağız bir sürü çizik var falan filan diye düşünüyorsun ama ya şurayı kullandığın an bitiyor kardeşim. Bak sivrilen yer iki tane garip sivrilen yer vardı bu sefer iki tane sivrilen yerden paralel çizdik. Bu şekilde yapmanı tavsiye ediyorum böyle özellik özellik falan filan zaten özellik bildiği bildi, e, sadece özellik bilirsen şu soruyu yapabilir misin? Maalesef 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 yapamazsın. O yüzden dediklerime aşırı derecede dikkat. Evet geldik bir tık yeni nesil sorulara. Şöyle bir kağıt verilmiş. Karşılıklı iki kenarı paralel olan şekil birdeki kağıt makasla kesildiğinde şekil 2'deki gibi açı ölçüleri oluşmuş. Şimdi ne yapmışım burada? Ben bunu kesmişim. Şöyle kesmişim. Bak dikkat et. Şöyle kesmişim. Şöyle kesmişim. Sonra böyle gelmişim. Böyle gelmişim. Bir de böyle olmuş. Ve burada da kağıtla da böyle sağa sola doğru ayırmışım. Bak bir kağıt burada bir kağıt da burada. E burada hocam şuna baktığım zaman aslında ayrılıyor ya. Buradaki açı. Sen bunu sol tarafa ayırdığın zaman bu açı şuradaki açı. Sağda, sağa ayırdığın zaman aynı zamanda burada kaçı? Yani aslında burada açılar birbirinden koptuğu için birbirine eşit. Yani şurası kaç alfa yapıyor? O zaman burası 90 yapacak. Çünkü buradaki açı buraya eşit olacak. Şuradaki açı buraya eşit olacak. Buradaki açı buraya eşit olacak. 70 ise burası da 70 olacak. Hemen yazalım onları. 90'ı, 20'yi falan filan yazdık gerçi. Bizim için bu yeterli. Bir tek neyi yazmadık? 40'ı yazmadık. O zaman tek taraflı işlem yapalım. Şimdi karşılıklı iki paralel olan bir kağıt demişti. Yani burada aslında sözel olarak söylemiş. Bu kenarların paralel olduğunu söylememiş. O zaman ben buradaki paralellikleri kullanacağım. Aa hocam böyle baktığım zaman ne var? Hocam iki paralel doğru arasında bir sürü sivrilen yer var. Yani sivrilen yer olduğunda ne yapıyorduk? Bizim testere ya da tarak kuralı ya da kafa durdu diyelim mesela. Ne yaparsın? Hocam sivrilen yerden paralel, paralel, işte paralel, burada da paralel, buradaki paraleli de uzat deyip bu şekilde de yapabiliriz. Ama aşikar. Yani belli. Şu ve şu paraleller arasında simgilen yerler var. Sağa bakan sola bakan açılar mantığında gideceğim. Hemen alt tarafta 70 var ya 70'ten yola çıkarak gidiyorum. Hocam sola bakan açısı. Burada sağa bakıyor. Hocam içeri doğru bak bu 20 sola bakıyor. Sağa bakıyor. Sola bakıyor. Bu da sağa bakan açısı lazım olacak bana o zaman. E o zaman burası da 90 derece. E olay bitti. Şuradaki açılara bakıyorum şimdi. Alfa 20 ve 70 var. Yazıyorum alfa 20 ve 70'in toplamı ne eşit olacak şimdi burada? 90, 90 ve 40'ın toplamına eşit olacak. Hemen 90 artı 90 artı 40'a eşit olacak diyeceğiz. Şu ikisi 90 burası da gitti. O zaman alfayı da böylelikle kaç buluruz? 90 artı 40'tan 130 olarak buluruz. Cevap 130 çıkar. Evet gençler olay bu. Yani yeni nesil verildi. Burada yeni nesildeki işin esprisini sadece sözel olarak söylemiş burada. Karşılıklı iki Yani soruyu iyi okumanız lazım. Karşılıklı kenarı paralel olan bir kağıttan bahsediyor böyle. Yani burada AB paraleldir CD falan filan demiyor. Yani cümleyi iyi okuyup soruda iyi bakacaksın. Bir de çaktırmadan ne olmuş? Hocam şuradaki 90'ı buraya yazmamız lazım. Ya da buradaki 40'ı buraya yazmamız lazım. Bu açılar aynı. Yani bir şeyleri sadece yeni nesilde gizliyorlar arkadaşlar. Yani bu kadar basit. O gizli noktaları da siz bulacaksınız. Güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde okuyacaksınız sadece. Tamam. Evet örnek 14'te bu şekilde bulduk ve geldik örnek 15'e. Vay. Yine yenisi bir soruyla devam ediyoruz. Hüseyin. Hüseyin baba. Baba sorumu değil aslında. İlk soruya babayla başladık. Babamın adı olur Hüseyin. Hüseyin Kara. Hüseyin yolda bulduğu bir tel parçasını masanın üzerine koyup aşağıdaki kurala uygun bir şekil oluşturmak istiyor. Bak şimdi. Hocam masanın üzerine niye koyuyorsunuz bunu? Kardeşim ben masanın üzerine koyayım ki şöyle kendimi de göstereyim, masayı da göstereyim. Masanın üstüne koyuyorum ya. Masanın üstüne koyduğum zaman bir düzlemde işlem yapmış oluyorum. Şöyle bir düzlemde işlem yapmış oluyorum ya. Düzleme indirgemiş oluyorum. Şimdi ben bakıyorum sağa sola da bir temel bir şeyler arıyorum ama ha şöyle bir tel var mesela. Şu te telle de örnek vereceğim şimdi sana. Şöyle bir tel var mesela. Masanın üstünde kıvırdığım zaman ne oluyor? Şuraya görüyorsundur inşallah. Şöyle şurada dikkat et. Hocam masanın üstünde kıvırdığın zaman hep bu masanın üstünde kalıyor böyle. Şu şekilde. E masanın üstünde olmazsa ne olur? O zaman şöyle çapraz olur. Bunu böyle kıvırdığın zaman sadece bak Şuna dikkat eder misin? Kıvırdığın zaman sadece şöyle oluyor. Kendimi göstermeyeyim. Bir saniye net, net diyecek. Heh. Bu şekilde oluyor bak kıvırdığım zaman. Gördün. Ama eğer düzlemde olmasaydı o kıvrık şu şekilde de olabilirdi. Bak dikkat et. 3 boyutlu bir hale gelebilirdi. Görüyor musun? Şimdi. Gördün mü? 3 boyutlu bir hale de gelebilirdi. O yüzden masanın üstünde diye söylüyorum sana. Masanın üstünde olsun ki o kıvrımlar hep bir Tek düz olsun bir sola bir sağa bir sola bir sağa bir sola bir sağa doğru şöyle kıvrımlar olsun diye o masa düzlemine şey yapmışız. Yani aslında burada çaktırmadan size şey de veriyoruz ya soru yazma tekniği de veriyoruz. Bir düzlemde tutturmak istiyorsan masanın üstüne koy duvarın üstüne koy kitapta işlem yap gibi gibi şeyler aslında. Neyse biz soruya devam edelim. Şimdi bir tel bulduk. Teli de masanın üstüne koyduk. Böyle kendince bir kural verilmiş. Kural B köşesi sabit ve telin masanın üzerinde kalması şartıyla. Masanın üstünde kalacak tel. Havaya falan büküm olmayacak. Evet kalması şartıyla teli şekil birdeki gibi bükmüşüz. Önce ne yapmışız? Sağa doğru bükmüşüz. Alfa dar açısını oluştur. Alfa dar açısını. Sonra sonraki büküm işleminde de bir önceki açının iki katı kadar zıt yönde. Sağa döndürdüm ya sonrakinde sola döndüreceğim. Ne kadarlık açı oluşturacağım? 2 alfa kadar açı oluşturacağım. Zaten burada da bak ilkinde alfa oluşturdum. Sonra zıt yönlü döndürdüm. 2 alfalık bir açı oluşturdum. Bundan bahsediyor. Kural buymuş. Hüseyin 5. bükümde de kural dışı hareket ederek en alttaki doğruya paralel olacak şekilde teli büktüğünde telin dik kestiğini fark ediyor. Buna göre babanın ilk belirlediği açı kaç derecedir diye soruluyor. Evet Hüseyin baba ne yapıyorsun bu yaşta bunlarla mı oynuyorsun demeyin. İlk sorumuz baba soru olsun. Aslında baba soru da değil ha. Bak ÖSYM böyle hikayeler oluşturacak. Soruyu anlayacaksın. Soruyu da anladın mı? Anladın. Ne yapıyormuşuz? İlk önce teli böyle büktük. Sonra teli ikinci büktük. İlk açının iki katı kadar oluşturacağım. Hadi o zaman biz ilk teli bükelim şöyle. Bak şimdi dikkat. İlk teli şöyle büktük mü? Şöyle alfa kadar oluşturduk mu? Büktük. Evet oluşturduk. Sonrakinde ne olacak? 2 alfa kadar oluşacak. Şöyle iki alfayı yazdık. Sonrakinde zıt yönlü 4 alfa oluşturacağım. 4 alfa oldu. Ve dikkat et. Burası birinci büküm. İlk bükümde alfa oluşturdum. 2 burası. 3 burası. Sonrası dördüncü büküm oluyor. Hocam bu dördüncü büküm olacak. 8 alfa olacak burası. 5. bükümde de kural dışı hareket ediyor. 5. bükümde de yine bu tarafa doğru yapacağım. Kural dışı hareket edip ne yapıyor? Hani sola doğru büktüm ya sağa doğru bükeceğim bu sefer. Sağa doğru büktüğün zaman da ne oluyormuş? Teller dik kesiyormuş. Çünkü öyle diyor. Bak Hüseyin 5. bükümde kural dışı hareket ederek en alttaki doğruya paralel olacak şekilde teli büktüğünde telin dik kestiğini fark ediyor. Ben 5. bükümde bak dikkat 1, 2, 3, 4, 5. bükümde sol, sağa doğru büktüm ve telin dik kestiğini fark ediyorum ve alttakine paralel çizdim. Soru bitti kardeşim soruyu büyütüyorum hatta bak. Aa soru buna dönüştü. Aa hocam ne kadar kolay bir soru diyeceksin değil mi? Bu hikayede anladığını ne yapacaksın buraya koyacaksın. ÖSYM işte burada bu telin bu halini sakladı. Sen bu ta, bu hali oluşturmaya başlayacaksın. İlk adımı vermiş. Beşinci adımda da işte biz bu şekilde oluşturduk. İşte yeni nesil dediğimiz sorular bunlar. Bunlardan da korkmayacaksın. Oku, anla. Sakin sakin oku. Bir de hızlı okuyoruz böyle. Bunu bilmem ne falan filan. Ya hayır. Böyle e, şekil olmadığı zaman özellikle yavaş bir şekilde oku. En fazla 5 saniye, 5 saniye gider. Öyle çok da fazla şey yapma. 5 saniyen de gitsin. Önemli değil. Strese girme. Sakin sakin oku, oluştur. E ne var burada? Hocam bunlar paralel. Hemen paralellikleri gösterelim. Bak şunlar paralel. Bak zikzak var bizim testere ya da işte tarak ya da ne dersen de. Hocam sola bakanı sağa bakan açı sola bakan sağa bakan sola bakan şeklinde mi gideceğiz? Evet niye bu bulanıklaştı? Ha başka yere gitmiş. Şuraya bir, bir daha dönelim. Evet sol sağ sol sağ bir de sağa bakan açı. Yani yazıyorum sağa bakan açılarımız 94 alfa alfa 90 artı 4 alfa artı alfa Öbür sola bakan açılarımızda 8 alfa artı 2 alfa. Bu 5 alfa bu 10 alfa öbür tarafa attık. 90 burada kaldı. Onda, onda, 10 alfadan da 5 alfa çıkınca 5 alfa kaldı. Alfa da böylelikle 90 bölü 5. 90 bölü 5 neydi ya? Yapma kardeşim öğrettik. 0 at 2 ile çarp ya. E 0 attın 2 ile çarptın kaç oldu o zaman? 18 oldu. E öğrendin sen bunu zaten ilk videoda. Alfayı da böylelikle 18 bulduk. Bizden ne isteniyor bakalım mı? Hüseyin'in ilk belirlediği açı evet bizden de alfa isteniliyor. Nedir diye soruluyor. Cevap 18. Nasıl soru? Yani doğru da açıda açıyla da ilgili böyle sorular da sorulabiliyor muymuş yeni nesil? Evet. İnsanlar hep böyle düşünüyor. Hadi doğru açıyla ilgili ne yeni soru gelecek? Al. iki sene önce AYT'de bir soru geldi böyle M kuralı ile ilgili. Herkes apışıp kaldı ona göre. İşte biz de her şeye alışkın olun diye her şeyin her halini her kazanımda size gösteriyoruz. Eski nesilde ve yeni nesilde. Tamam güzel sorular İşte bu sorular sizi geliştirecek. Ki bu soruların zor soru olmadığını da sana gösteriyorum sadece. Sadece ÖSYM'nin sakladığı şeyleri sana buldurtturmayı öğretiyorum. Okey haydi bakalım devam edelim. Şimdi bunları çok açıklayıcı bir şekilde anlatıyorum. Süre uzuyor olabilir aslında ama siz bir buçukla izlerseniz süre o kadar da uzamıyor. Aa bunları bu kadar açıklayıcı bir şekilde anlatmak zorundayım. Bazen bir soruyu 5 dakika boyunca anlatıyorum. Hatta ya bunu konuşacağına gel hoca şunu yap diyenleriniz bile vardır. Neyse devam edelim bakalım. Şimdi soruyu okuyalım. İkişer kenarları birbirine paralel olan ve ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan A ile B kartonları birer kenarları çakışık olacak şekilde şekil birdeki gibi üst üste konduğunda karşı köşesindeki sarı bölgenin açısı A kartonundaki en büyük açıya eşit oluyor. Hmm. Şimdi A kartonundaki en büyük açı neresi? Burası. K köşesindeki açı neresi? Burası. İşte bu bununla eşit oluyor değil mi? K köşesindeki sarı açı Şuradaki sarı bölgedeki açı A kartonundaki en büyük açıya eşit oluyor. Bir burası 90 burası 90 burası dar ya burası geniş olacak en büyük açıda burası yapıyor. Yani bize bir şunu demiş bu açıyla bu açı birbirine eşit oluyor demiş. Tamam devam edelim. A kartonu ters çevrilip yani A kartonunu alıp şöyle koymuyorum. Hatta göstereyim yan tarafta. A kartonunu ters çevirip koyuyorum. Gördün mü yanda? Gördün değil mi? Şu şekilde koydum. K köşesindeki sarı bölgenin açısı 30 derece oluyormuş bunu böyle koyduğumda. Bunu böyle koyduğum zaman da buradaki sarı bölgenin açısı da 30 derece oluyormuş. E o zaman ne diyor bize? B kartonunun en büyük açısı nedir diye soruluyor. B kartonunun en büyük açısına bak şurası işte bizden bu isteniyor. O zaman hadi bakalım işlemimizi yapalım şimdi. Burada eş yapılar ÖSYM eş yapıları aşırı derecede sever. Yani sen ilk kartonu birincide de kullanıyorsun A kartonunu iki, iki şekilde ikide de kullanıyorsun. Ee, burada o zaman ne diyeceğiz? Hocam şuradaki açıya bir A açısı diyecek olursam. Bak dikkat buraya bir A dersem. A ne oldu? Bizim ilk kartondaki açı bak burası. Ters dönse de tersindeki açı aynı değil mi? Evet. Yani burası da A açısı olacak. Eş yapılarda Kenarların eşitliği, açıların eşitliği çok önemli. ÖSYM buna çok önem veriyor. Bak bu cümleyi benden çok duyacaksın. Bunu da unutma. Hemen yazdık buraya A'yı. Eyvallah. E hocam burada aynı zamanda bak ne oluştu? Hocam burada da burada kaçı var? A artı 30. Bak burada kaçı da artı 30. Çünkü B kartonundaki açı yapıyor orası. E o zaman oraya da bir A artı 30 yazalım şöyle. Bir de soru içerisinde ne demişti? K köşesindeki bu açıyla bu açı birbirine eşit demişti. E o zaman olay bitti. Burası da toplamda kaç yapıyor? Toplamda bu açı 2A artı 30. Hemen şuraya 2A artı 30 yazdık. A burada şunlar ne? Dik. 90-90-180 U kuralı sağlandı. O zaman bunlar ne olacak? Paralel olacak değil mi? Sorunun içinde paralellik verilmiş miydi bilmiyorum ama e, direkt U kuralı da sağlandı. Tersi de doğru paralel diyebiliriz bunlara. O zaman şu ikisinin toplamı ne olacak? 180. Çünkü burada da bir U kuralı oluştu. Topla 3A artı 30 eşittir 180 yaptı. 3A'yı böylelikle 150 bulduk. A'yı da 50 derece bulduk. Tamam. A'yı 50 derece bulduysak burası kaç yaptı o zaman? 80 yaptı. Bizden ne isteniyordu? B kartonundaki en büyük açı isteniyor. E bunlar da birbirine paralel ya. Niye? Hocam 90-90, 180 yaptı. U kuralı sağlandı diyebiliriz. E 40'a 140 olsaydı da yine aynı şekilde diyebilirdik. E Madem bunlar paralel, U kuralı sağlanacak. O zaman 80'in 180'e tamamlayan açısı 100 derece mi yapıyor? Evet. Şimdi B kartonundaki en büyük açı da kaç yaptı o zaman? 100 mi yaptı? 100 yaptı. O zaman cevap 100 olacak. Bu kadar basit kardeşim. B kartonun en büyük açısı kaç derecedir diye soruluyor. Güzel soru değil mi? Güzel soru. Gördün ama burada önemli olan neymiş? Özellikle şekil 1'de ve şekil 2'de eş yapıları kullanıyorsa bunu hep söyleyeceğim. Tekrar 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 söyleyeceğim. Eş yapıları kullandığı zaman ÖSYM çok kullanıyor bunu. Kenarların eşitliği ki kenar eşitliğini burada kullanmadık mesela ekstra kenar eşitliği vermemiş ya da açıların eşitliğini kullanacaksın bu cümlemi de sakın ama sakın unutma bunu zaten bir sonraki derslerimizde de çok söyleyeceğim. Neyse örnek 16'yı da bu şekilde bulduk geldik örnek 17'ye Fatma öğretmen e, biraz önce biz babayı kullandık değil mi e, babayı kullandıysak sırada ana var evet Fatma Kara Fatma öğretmen bir kağıda şekildeki gibi ne yapmış? Böyle Soruyu şuradan okuyayım. BA paralel DE ve 40 derece olacak şekilde bir soru yazmış. Tamam. Soru bu. Şunlar birbirine paralel olacak şekilde ve şurası da 40 derece olacak şekilde bir soru yazmış. Bu soru Fatma öğretmene çok basit geldiği için cetvel ve açı ölçer yardımıyla ABC ve CDE açılarının açı ortay doğrularını çiziyor. Hocam ABC'nin açı ortay doğrusu ne? ABC açısı bak neresi? Burası. Bunun açı ortayı böyle mi olacak? Evet. Ama dikkat. Bunun açı ortayı bu ama. Bunu bu, bu cümleyi böyle duyunca hemen siz sadece buradaki açı ortayı çiziyorsunuz. Sadece burası değil ki. Açı ortay doğrusu diyor. Doğru dediğimiz sonsuza kadar gitmiyor mu? Gidiyor. O zaman bu açı ortay doğrusunun sonsuza kadar götürelim böyle kardeşim. Ondan sonra diğer CDE açısında açı ortayını çiziyor. Bunu da çizeyim o zaman. Hatta şöyle yapayım. Bunu da çizdik ya bunun açı ortayında. E açı ortay doğrusundan bahsediyor. Bunu da sonsuza kadar götürelim. Bu da açı ortaylığı şöyle şöyle gösterdik. Ondan sonra da diyor ki bize çiziyor ve bu açı ortay doğrular arasında kalan açının ölçüsünü öğrencilerinden bulmasını istiyor. Hmm. Yani bizden ne isteniyor? Açı ortay. Sen bir kere açı ortayı birinde böyle birinde böyle çizmiş olsaydın arasındaki açıyı fark edemeyecektin. Bak doğru olarak çizdik. Bu doğru. Bu doğru. Arasındaki açı burası mı? Evet. Evet buna göre öğrencilerin bulmaları gereken açı değeri kaç derece olabilir? Hocam niye olabilir? Çünkü iki tane doğru arasında bir tane açı yok. Ya buradaki açı ya da buradaki açı. E hocam şurası zaten ters açı bununla bu. Ya da burası e bununla da bu ters açı zaten. İki tane yani kesişen iki doğru arasında iki tane farklı açı değeri vardır. Yani farklı da demeyelim. Dik kestikleri zaman aynı değerde oluyor da en fazla iki tane diyelim. var. Tamam. Evet soruyu yine ne yaptık? Biz kendimiz oluşturduk. Yani ÖSYM bir şeyleri eksik bıraktı mesela Geri kalanı senin çizmeni istedi. Tamam. Yalnız bu soruda yeni neslin zor sorusu diyebiliriz. Aslında böyle klasik sorularda bu tür sorularda siz zorlanıyorsunuz ama bu sefer de böyle e, yeni nesilde de zorunda görün istedik. Çünkü ÖSYM'nin ne yapacağı belli oldu. Şimdi ne yapacağız? Elimize verilen şunlar. Hocam bunlar birbirine paralel ve burada bir 40 derece var. E yapacağımız hamle paralellikler var ve 40 derece var. E, yapacağımız hamle belli aslında. Ya paralel çizeceğiz. Sürülen yerden paralel çizeceğiz. Ya da ne yapacağız arkadaşlar? Ya da paralel doğruları uzatacağız. Şu paralel doğruyu uzatabilirim. Ama şuradan sivrilen yerden paralel çizsem bir şey gelecek mi? Hocam A A desek <laughs> A artı B'yi bulabiliriz ama ondan sonra şurada kaçıyı ben bulmaya çalışacağım. Burada kaçıyı bulurken de dörtgen yapacağım. Ya yani buradan da çıkar arkadaşım da. Ama o iş uzayacak gibi geldi. Ben bu sefer şunu yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Böyle paralel doğruyu uzatmak istiyorum. Bir de uzun zamandır paralel doğruyu da uzatmadık. Hepsi bilinen yerden paralel çizdi. Şuradaki açıların da eşit olduğunu göstereyim ben sana. Tabii küçük olarak göstereyim. Şöyle. Açı ortayları kullanacağız. Hocam ben buraya AA diyeyim. Şuraya da bir BB diyeyim. Şu paralel doğruyu uzattık ama hocam burada da bir paralel var. Buradaki paralel doğruyu da uzatayım. Ve benden neredeki açı isteniyor? Buradaki X açısı isteniyor. Şimdi şu paralelliğe baktığım zaman da yöndeşten dolayı burası A oldu. E hocam burası da A oldu. Güzel. E ters açıdan dolayı bak şuradaki açılar ters açılar değil mi? Hocam burası B ise burası da B olmayacak mı? Evet B olacak. A burada üçgen çıktı. E tamam da ortaokuldan beri biliyoruz. Üçgen iç açıları toplamı 180. E ben burada A artı B'yi bulursam X'i de bulur muyum? Kesinlikle ama kesinlikle bulurum. E ne yapacağız? A'ya B'ye yoğunlaşalım. Şimdi şuradaki paralelliğe bakacak olursak. Burası da 2B mi oldu? Evet. A şurada elimizde bir üçgen var. Bak 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 bak. Yine bir üçgen var. E üçgende biz neyi biliyoruz? İç açılar toplamının 180 olduğunu biliyoruz. O zaman gelelim şuradaki açıyı yazalım. Hocam burası 180 2A. Burası da 180 2B. E o zaman ne olacak? Şu açıları toplayacağız. 180 2A, 180 2B ve 40'ın toplamının ne yapması lazım? 180 yapması lazım. Topla. 180 2A artı 180 2B artı 40 eşittir 180 yapmalı. 180'ler nanay oldu. 2A ile 2B'yi öbür tarafa atıyorum. 220 burada kaldı. 2A artı 2B yaptı. A artı B'yi de böylelikle 2'ye böldüğümüz zaman 110 buluruz. A şuradaki üçgende de A artı B artı X 180 yapmak zorunda. A artı B 110 sa X'i de böylelikle kaç buluruz? 180 eksi 110'dan 70 derece olarak buluruz. İşte olay bu kardeşim. Evet böylelikle x de 70 bulduk. Evet zor bir soru mu? Bir tık zor bir soru. Eski nesilde de sorsa zorlandığını sorulardır. Zaten başka kitaplarda bunun bu şekilde e, en son halindeki şu sorusunu şu şekilde göreceksiniz açı ortayı böyle çizecek ve açı ortayı böyle çizecek. Bu soruda da artık mantığında anladık yaptık da yani ben eski nesil bir soruyu yeni nesile çevirmiş oldum sana. Tamam ama zor soruları da alıştıracağız kendini. Ama artık öğrendin sen ya. Ne yaparsan yap kardeşim. Nasıl olursa olsun. Soru nasıl olursa olsun. Hiç fark etmez. Rahat bir şekilde yapabilirsin. O çok farklı yolları var. Sen sivrilen yerden paralel çizerek yap istersen buradaki soruyu. Hocam burada sivrilen yer paralel var ya. Buradan çiz. Sonra burada da bir sivrilen oluştu. Burada da çizebilirsin soru çıkmazsa. Bir de sen bu soruyu bu şekilde sivrilen yerden paralel çizerek yapabilir misin bakalım. Şöyle Z'den dolayı burası 2A olacak. Buraya 2A-40 x 40 kalacak. Sonra U kuralı falan filan. Bak A artı B yine oradan geliyor mesela. Daha kolay geliyor. Belki de daha kolay gelecek. Onu da sana bırakayım. Oldu. Evet örnek 17'yi yaptık. Geldik örnek 18'e. Evet. Şimdi işler bir tak bir tık zorlaştı değil mi? Evet zorlaştı. Bakalım. Ama işi garantiye aldığım için zorlaştı. Bunları bilmek zorundayız. Bak ilk defa doğrudu. belki de ilk defa doğru açıda katlamayı kullanan adam benim. İşte bu soruda katlamayı geliyoruz. Ama katlamayı şu anda kafana çok fazla takma. Üçgende açıda anlatırken katlamayı daha iyi bir şekilde anlayacaksın katlamayı daha iyi bir şekilde anlayacaksın. Burada biraz sonra animasyonu da göstereceğim ben. Şekilde AB paralel ED verilmiş. Yani şu kenarlar birbirine paralel verilmiş. Ve 130 derece verilmiş. Şimdi kağıt B noktasından şuradaki B noktasından katlanacakmış. Nereye doğru? B noktasından şöyle yukarı doğru katlayacakmışım ilk etap. Katlandığında C eleman AB oluyormuş. E nasıl olacak hocam bu? Bak göstereyim sana. Görüyorsun katlıyoruz. C bak işte katlama bu şekilde. Ya aslında katlama sorularında ÖSYM şunu gösteriyor bize. Şunu söylüyor. Yani katlanmış halinde şekilde gösteriyor. Belki katlanmış hali şekil 1'de, ikinci katlanmış hali de şekil 2'de gösterilmiş olsaydı soru daha güzel olabilirdi ama ya katlamayı göstermezlerse diye ben bu şekilde yaptım bir de animasyonda olduğu için bunun o şekilde Soruyu da bu şekilde bıraktım. Normalde şekil 2 ve şekil 3'ü çizip katlanmış hallerini de göstermem lazımdı. Katlamalarda da biz şunu yapıyoruz. Katlanmış halini geri doğru, geriye doğru açıyoruz. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit diyoruz. Şu katlamayı bir daha göstereyim. Bak şimdi B noktasından katlandığında katlıyoruz. Ya katladık. C noktası AB'nin üstüne geliyormuş. Gördün mü? Gördün. Şimdi katlamayı açalım şöyle. Açtık. Bak eski haline geldi. Katlamayı açtığın zaman ne oldu orada? Bir kat izi oluştu mu? Oluştu. İşte bizden kat izi isteniyor. Şimdi ikinci noktaya bakalım. Kağıt D noktasından katlandığında. Hadi şimdi D noktasından katlayalım. Katlayalım. D noktasından katladığında katladığında hop C nereye geliyormuş? E D'nin üstüne geliyormuş. E katlamayı gördün şimdi. Katlamayı açalım şöyle. Açtık. Açtığın zaman da ne oluştu orada? Bir kat izi var mı? Var. E kat izleri ne olacak kat izlerinde? Arkadaşlar kat izlerinde şu oluyor. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit ya. Çünkü eş yapıları kullanıyoruz ya. Ya sana bakıyorum derken e, ekranda kendime bakıyormuş. Pardon göz göze gelemedik. Üst üste binen açıların eşitliğini yazacaksın burada katlamada. E katlamada şimdi katlama çizgilerini görüyorsun ya orada. Üst üste bindi ya oradaki açılar. Oradaki açılar birbirine eşit olacak. Gördün mü? Gördün. Hatta ben gel şurada da çizeyim olayı. Katlama çizgisi. Ben bunu böyle çizdim. Şu katlama çizgisi bu yaptı. Hatta şuraya doğru geleyim. Sonuna kadar getirmeme gerek yok. Üst üste binen açılar. Çünkü bunu böyle katladığımızda buraya geldi ya. Bu açıyla bu açı üst üste bindi. Tamam. Sonra öbüründe. Şurada D noktasından katladığımda. Şu katladığım zaman. Şunu da şöyle katladığım zaman. C noktasında buraya geliyordu ya. Kat izi bu şekilde olmuştu. Hemen kat izini de burada gösteriyorum. Şöyle hop şöyle ee, devamını getirmeme gerek yok. Şuradaki açılarında eşitliğini yazayım böyle. Yazdıktan sonra bunların açı ortaya olduğunu gördük mü gördük. Buna göre katlama çizgiler arasında açı oluşan açı kaç derece olabilir? Ya yani niye olabilir diye söylüyor yine. Hocam bu katlama çizgiler arasındaki açı. Ya burada kaçı da isteniliyor olabilir. Burada kaçı da isteniliyor olabilir. Bu arada bir önceki soruda da biz ne bulduk cevabı? 70 bulduk. Cevap anahtarında 110 da olabilirdi. 70 cevapta 110 da olabilirdi. Bakalım cevabını yazmışız ya. Şöyle bakayım da. Evet. Ne? 65 mi? Bir dakika. Ha 70'miş. Tamam pardon. 17. soru 70'miş. Neyse geldik şuraya. Katlama çizgileri açı ortay olduğunu gördük. Hemen açı ortayları gördüğümüz için ne yapacağız? Hocam A'a yazalım buraya. Şuraya da bir B, B yazalım. Katlama çizgileri arasındaki açı isteniyor bizden. Ya burası ya da burası isteniyor. E ben şuradaki soru işareti gördüğüm yere hocam şu kenarlar birbirine paraleldi ya. Bak ne var burada? M kuralı var. M kuralından dolayı soru işareti dediğimiz yer aslında ne yaptı? Hocam A artı B yaptı. A artı B'yi bulursak olay bitti mi? Bitti. E, A artı B'yi nasıl bulacağız? Bazı arkadaşlar şöyle yapabilir. Şunu şöyle uzatıp hocam 180-2A 180-2B şu ikisinin toplamı 130 deyip oradan devam edebilirsin. Ya da hocam direkt kalem ucu var 2A 130 ve 2B'nin toplamı 360 oluyor deyip A artı B'yi bulabilirsin. E, ya da sivrilen yerden paralel çizip de hocam U kuralı U kuralı şu ikisinin toplamı 180 bu ikisinin toplamı da 180 yani 360 yapıyor da diyebilirsin. Ben paralel doğruları uzatmayacağım. Kalem ucu kalem ucunun ispatından yani e, burası 2A, 2B ve 130'un toplamı kaç yapıyor? 360 yapıyor. Buradan ne geliyor o zaman 2A artı 2B? 230 geldi. A artı B'yi de kaç bulmuş oluruz? 115 bulmuş oluruz. Yani A artı B 115 ise zaten bizden ne isteniyordu? A artı B isteniyordu. Cevap 115 ama cevap 115 ya. Belki cevap 65 derecede olabilir. 180'e tamamlayan açısı. Çünkü niye? Kesin 2 doğru arasındaki açı. Bu da bu da. Cevap anahtarında ne yazmışım? Cevap ya 115 ya da 65 artık hangisi ise bu ya da bu. Ben cevap anahtarına bakayım. 65'i yazmışım. O zaman cevaba ne diyeceğiz? 65 diyeceğiz. İyi ki de 65'i yazmışım. Çünkü sen böyle cevap 115 buldun. Aa cevap anahtarında yok falan filan. Soruyu iyice oku. Özellikle olabilirli sorularda dikkat et buna. Anlaştık. Evet geldik son soruya. Or örnek. Örnek. Örnek 19'dayız. Örnek 19'da. Şimdi o Klasik bir soru. Zor soru olduğu için veya da farklı bir teknik göstereceğim için böyle şey yap. Son soruya koydum. Normalde benim son sorularım hep yeni nesil sorulardı. Çünkü kolay soru, en kolay soru. Ondan sonra klasik soru kolay orta zor. Sonra e, yeni nesil sorularda kolay orta zor şeklinde gidiyor ama bazı böyle bir iki tane nadirdir. en zor, Çok zor soruları yani o konunun en zor sorusuysa onu en sona koyabiliyorum. Bu arada en zor sorusu da buydu yani bu kitabın. Yani bu doğruda açıların ne zor sorusuydu da şuydu. Neyse örnek 19'a bakalım. Açılar verilmiş bize. Hocam şuraya AA diyelim. Şuraya da BB diyelim. Bizden ne isteniyor? Bizden X açısı isteniyor. E ne yapacağız arkadaş? Çok çok farklı yollarla yapabilirsin bir kere bunu. Bir bunu uzatıp hocam 180-2A, 180-2B şu ikisinin toplamı M'den dolayı 80 e eşit deyip A artı B'yi o şekilde bulabilirsin. Tamam A artı B geldi mi? Geldi. Sonra şu paralel doğru uzattığın zaman da zikzak var. Hocam x buraya bakıyor ya o zaman burada buna bakan açıdan başlayayım. Buna bakan açı sonra sola sağ, sol Sol oluyor. Sol sağ sol. Yani şu şekilde zigzağa bakaraktan da işlemimizi de yapabiliriz. Tabii burada kaçıyı yazarken bu açı ne yapıyor? 180 eksi a yapıyor. Ee, birinci çözüm yöntemi bu diyebilirsin. Ya da farklı çözüm yöntemi de göstermek istiyorum sana. Çünkü onlarca yol karşımıza çıkabiliyor. Bazen verilen doğruyu da uzatabiliyoruz da. Yani mesela şu verilen doğruyu şu şekilde de uzatabiliyoruz. Ee, uzattığın zaman bak üçgen de oluşuyor. Mesela bunu uzatabilirsin. Ama bunu uzattığın zaman şekil karışmıyor mu? Karışıyor. O zaman bunu uzatma da gel şunu uzat. Hadi bakalım uzatalım onu şöyle. Uzattığımız zaman ne oldu? E hocam bak kullanabileceğimiz bir durum oldu. Yani sen bir şey çizdiğin zaman bu arada da doğru açıda böyle uzatmalar da yapabiliriz. Ama bir şey çizdiğin zaman bir şeyleri kullanmak zorundasın. Sen bunu çizdiğin zaman bir şey kullanamıyorsan o zaman boşu boşuna çizdin. Şuradaki doğruyu uzattım. Sonuna kadar uzattım. Uzatınca ne çıktı? Hocam bir Z kuralı çıktı. Z'den dolayı, dolayı burası ne oldu o zaman? B oldu. Çünkü burada kaçıyla bak şurada kaçı birbirine eşit oldu. Çizgiyken çizgi oldu. E 80 iken burası da 100 mu oldu? Evet. Bak burada ne çıktı? Eski konu. Ama dörtgenleri biliyoruz. Dörtgenlerin içerisinde toplam neydi? 360'tı. O zaman ben A artı B'yi bulursam 100 de burada var. X de bulur muyum? Bulurum. O zaman A artı B'yi bulmak için hamle yapacağım. A artı B'yi şu şekilde bulabiliriz. Şu, şu ve şunun toplamı direkt 360 diyebiliriz. Kalem ucundan dolayı ya da ispat tekniğinden dolayı da söyleyebilirsin. Hocam paralel çizdim. iki tane o. Yani şuradaki açıların toplamı 360 diyebiliriz. Ya da ne yapabiliriz? Hocam şunu şöyle uzattım. Şunu da uzattım. Burası 180 eksi 2B yaptı. Burası 180 eksi 2A yaptı. Ee, o zaman M kuralından 180 eksi 2A artı 180 eksi 2B eşittir 80 yaptı deriz. Buradan kaç geliyor? 280 geliyor galiba. 2A artı 2B. O zaman A artı B de kaç geldi? 140 geldi. E sonra buradaki dörtgende de iç açılar toplamı yapacak olursak olay bitiyor. Yani A artı B artı 100 artı X de 360 olmak zorunda. E A artı B zaten 140'tı. Toplam 240 yaptı. X de böylelikle 360 eksi 240 oldu. Yani X de böylelikle kaç bulmuş oluruz? 120 bulmuş oluruz. Evet gençler. Böylelikle doğru da açıyı bitirdik mi? Bitirdik. Yani birinci gün bitti. Birinci günümüzü bitirdik. Ya uzun oldu ama yani böyle çok nadir videolar uzun olacak. Genelde böyle yarım saati geçmeyecek ya da en fazla 40 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlıyorum da. Hani bunlar uzun oldu. Özellikle tane tane anlatmak istedim. Ee, tane tane anlattığımız için, yavaş gittiğimiz için ya da çoğu şeyi çok açıklamak zorunda kalıyoruz. Özellikle ilk videolarda. Çünkü ilk videolar bizim için önemli oluyor. O yüzden böyle yavaş ve süre çok oluyor. Sonraki videolarda bak bu böyleydi diyeceğim. Çok fazla açıklamaya gitmeyeceğiz. Özellikle üçgenler bittikten sonra daha seri hareket edeceğiz arkadaşım. Haberin olsun. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi gelelim bakalım şuraya. Arkadaş birinci günümüze şöyle şafak sayarımıza geldik. Şafak sayara geldik. Şöyle kocaman bir tikimizi atıyoruz. Evet şöyle karaladık. Birinci günü bitirdik. Birinci gün tikini attık. Sonra ne yapıyoruz? Hocam şuraya bakıyoruz. Ödev var mı birinci günde? Var. Birinci günde hemen soru bankamıza bakıyoruz. Şöyle. Sayfa numarası 4 ve 9'u açıyorsun kardeşim. 4 ve 9'u açtın. Hocam 4 test 1 ile başlıyor. Test 1, test 2 ve test 3 galiba değil mi? 9. 3 tane test ellerinden öper. E birinci günü bitirdin. Şu ödevini de yap bari. Tamam. Evet gençler. Böylelikle olayı bitir. Şimdi işte bu şöyle de göstereyim soru bankası ödev buradan ödev buradan ha tamam unutma şu ikisi birbirini tamamlıyordu bu ikisi birbirini tamamlıyordu tamam kardeşim daha şöyle yüzü de göstereyim şöyle şu ikisi birbirini tamamlıyordu niye tamamlayamadık neyse anlaştık olay bu birinci günü bitirdik sıra ne var ikinci gün var o zaman yarın bazıları da hafta hafta gidiyor ya ya da haftaya diyelim ya yarın ya da haftaya görüşmek dileğiyle kendine iyi bak Hoşça kal.